sizlerle çok güzel bir tart yapacağız. Hemen burada bir mascarpone peynirim var. 200 gram kadar onu kullanacağım. Eğer bu yoksa tamamen süzme yoğurttan da yapabilirsiniz bu tarifi. Evde hangi meyveleriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Ve 200 gram kadar da süzme yoğurt ekliyorum şimdi. 1 limon suyu ve kabuğu. Güzel aroma katması için çok önemli. Çok lezzetli olacak. Ve dilediğiniz kadar bal koyabilirsiniz. 2-3 kaşık kadar koyacağım ben. İsterseniz bunu arttırabilirsiniz. Hatta tadına bakıp daha sonra ilave edebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Karışımımız hazır. Çok pratik ve kolay bir tarif. Bunu buzdolabında bekleteceğiz ve biz o sırada da diğer harcı yapacağız sizlerle. Şimdi tartımızın alt tabanını yapacağız. İlk önce badem ve yulafı ben böyle tavada birazcık çevirdim. Yulaf kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tamamen kuru yemişlerden yapabilirsiniz. Evde hangi kuru yemişiniz varsa ve neyi tercih ediyorsanız hiç fark etmez. Hepsini şimdi koyuyorum. Bir de kuru incir kullanacağım. Bunun yerine kuru üzüm ya da hurma da kullanabilirsiniz. Önemli olan yapışkan bir kıvam vermesi. Kuru incirleri sıcak suda birazcık beklettim böyle bir 5 dakika kadar. Yumuşamış oldu. Şimdi içerisine atıyoruz. 1 çay kaşığı tarçın. Ve 1 tutam da tuz. Bu karışımı karıştıracağım. Yapışkan bir hal alana kadar, yani dağılmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer gerekirse içerisine çok az sıcak su da ilave edebilirsiniz. Birkaç dakika çevirdikten sonra karışımımız hazır. Şimdi burada bir tart kabım var. Ama üzerine yağlı karıştıracağım. Şöyle yaptıktan sonra. Evet, şimdi bunu yaydıracağız ve bu kabın şeklini alana kadar, böyle kenarlarına da yaydıracağız hatta. Devam edeceğiz bu işleme. Evet, şimdi hazır. Gördüğünüz gibi böyle kenarlarına da yaydım iyicene. Buzdolabında 10 dakika kadar bunu bekletiyoruz. Evet, 10 dakika beklettikten sonra dolaptan çıkardım. Yaz meyvelerinden yapabilirsiniz demiştim. Benim elimde çok güzel bir şeftali vardı. Hatta biraz yumuşamıştı. Üzerine limon suyu da sıktım meyvenin kararmaması için. Ve aynı zamanda bu tarafta gene çilek, böğürtlen ve yaban mersini var. Bunlarla da süsleyeceğiz. Şimdi hazırladığımız bu karışımı içerisine dökelim. Evet, şimdi hazır. Üzerini süsleyebiliriz. Evet, sonrasında da aralarına böyle böğürtlenleri serpiştireceğiz. Ve işte benim yaz meyvelerinden sağlıklı, şekersiz, unsuz ve pişmeyen tartım hazır.